Hanımlar, beyler, Meksika açması yine yeniden aynı kadroyla. Fazlı Polat, anlatan adam ve bendeniz Mesut Süre kadrosuyla an itibariyle başlamış bulunuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mesut'cum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Selamlar. Sevgili Meksika açması izleyenleri, geçtiğimiz hafta abone oldum çünkü hashtag'iyle bizim Rabarba Meksika kanalımıza neden abone olduğunuzu sormuştuk. Ve yorumların içerisinden 5 kişiye çifter kişilik Meksika açması sahnesi davetiyesi vereceğimizi söylemiştik. Ve o isimleri... Özür dileriz, yapamıyoruz. Bizi aşıyormuş diye. Bize çok kızdılar diye. Ama tek gelirseniz belki anlarız. Ve biz de o isimleri attığınız yolun içerisinden hep beraber karar vererek seçtik. Ve şimdi kimlerin kazandığını sizlerle paylaşıyorum. Sevgili Can BAGRL 3748. Bravo. Çift kişilik davetiye sizin. Alkışlatmayacağım ya. Say şunları. Kendim alkışlarım. Melih 261. Kayseri'den. Bravo. Okuyabildiği için kendini alkışlıyor anladığım kadarıyla. Oğlum biriniz de bir Allah için katılın ya. Soydalist. Samsun. Bravo. 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 İrfan Sercan Özkaya. 8289. Kocaeli'den. Bravo. Burcu Karakozkök. 4576. Bravo. Bravo. Herkes bu 5 izleyicimiz bizden bulundukları şehirdeki Meksika açması sahnelerine davetiye kazanmış oldular. Kendilerini kuliste de ağırlayacağız oyun sonrasında. Arzu ederlerse de fotoğraf çekeceğiz. Hep beraber. O bulundukları şehirde değil mi? Bazısı çünkü Kocaeli'nin Kayseri'de. Onlar evet. Kendi şehirlerinde gelecekler. Kendi şehirlerinde tamam. Gelecekler. Zaten... Yani Kayseri'de olan mesela Ankara'ya gelemiyor. İsterse gelir de niye böyle bir şey? Adama niye masraf çıkartalım birer otobüs git gel. Ekip arkadaşlarımız sizlere ulaşacaklar ve iletişimi sağlayacaklar. Şimdiden iyi seyirler efendim. Ve Meksika açması turnelerine, sahnelerine devam ediyor efendim. 8 Nisan Samsun'dayız. 18 Nisan BKM'deyiz. 23 Nisan Kocaeli'deyiz. 27 Nisan'da Kayseri'ye gidiyoruz. 2 Mayıs'ta Ankara. 3 Mayıs'ta da Eskişehir. 8 Mayıs'ta İzmir'e geliyoruz. 9 Mayıs'ta da Antalya'dayız. Sevgili Meksika açması izleyenleri, biletler bu bilet ve biletikste. Şöyle şeyler geliyor Mesut'cum, onu da söyleyeyim. Ben daha önce geldim yine aynı oyunlu. Alakası bile yok. Seyirciden açmazları alıyoruz. Orada olan, orada sadece orada oluyor. Bir daha da orada olur. Hor horda oluyor. Bütün oyunda hor horda. Sahnelerimizde sizlerden açmaz alıyoruz ve onları o anda canlı şekilde konuşuyoruz. O yüzden her gece birbirinden farklı. Ve sadece parmak kaldıranlarla konuşuyoruz. Gelip izlemek isteyenler de rahatlıkla gelip izleyebilirler. Katılımcı olmak isteyenler de konuşuyoruz. Hello Alejandra. Hello Mesut. I remember you because before that we talking about in talk show, in Ilişki Testi, coupling show, the other show. Yes. We have talked a couple of times on that show. Yes, you look like younger now. I do. Yes. Yes, you are Benjamin Button. Oh, I thank you for that. Alejandra, now you are you married? Not really, no. You have a darling? Yes. Yes, okay, be happiness, first of all. Thank you. Your husband betray you with Jennifer Lawrence or normal people. It's a difference. Yes. What's the difference? Jennifer Lawrence is okay. Proud of you. To be honest, I'll be honest. Yes, be honest. I think that Jennifer Lawrence is a beautiful, amazing person. And if my boyfriend, my darling, yes, had the opportunity to kiss her, hug her, maybe have a drink with her, a meal, have a good time, I would not deny him that. I think it would be great for him. Oh, you know? Yes. Zaten ben de ülkemizde bunu anlatmaya çalışıyorum programlardır ama yes, I agree with you. But sleep with Jennifer Lawrence, your darling, sleep. It's a problem? And it's same normal woman. Okay. No, it's not the same. I would want him to ask, you know, to ask me, hey, is it okay? What will you say?
Okay? I would say yes for Jennifer Lawrence. Oh, thank you. Congratulations. But. If I had the opportunity to kiss George Clooney. Yes. I would want him to say, yes, do it. George Clooney is special for you. Yes, very. Very. But now, this year, are you sure? Yes. Okay. Thank you. And the other question. Okay. Yes. You and your darling with sleep, only sleep, and your darling... stand up and call someone. And we learned that your husband's called this someone is. You watched the film Her. Yes. Your darling joking, talking, on talking about software. Only software. This situation, you are jealousy. Or this is software. I think so. Why? Because in the movie, yes. In the movie, the man really loves the software. You can see that his emotion is strong. Yes. For the software. In her film, yes, in her film, yes. Yeah. If it was the same situation that in the movie, I think I would have a problem with that. I would be jealous. Yes. Oh, why? Not real woman, not real, only software, not real woman. But emotionally, it's real. You said that me, for you, emotional is more important than physical. Yes, it is. Yes. That's my opinion. Yes, yes, that's yes. How I feel. Biz ülkece sen olmaya çalışıyoruz biz. Ben I want to be you. Yes, your window is very good. Kendini yetiştirmiş bir insansın. Bunu İngilizce söylemiyorum ama vallahi bravo hocam. Thank you very much for this talk. And the other programs we will talk again. Because you are very very successful. Thank you. It was nice to see you again. Nice to see you. Cambly, ister birebir, ister grup dersleriyle istediğiniz yerden, istediğiniz saatte İngilizcenizi geliştirebileceğiniz bir online eğitim platformu. Ders başına sadece 67 TL'den başlayan fiyatları kaçırmayın. Yılda sadece 2 kez gelen indirim. Kasım ayını beklemeden harekete geçin. İngilizcenizi geliştirmeye başlayın. Kodumuz bu. Sayıyla 66 Meksika. 66 Meksika. Cambly Kids'te yılda 2 kez gerçekleşen büyük indirim. 12 aylık abonelikler 1 aylık aboneliğe göre %52 daha iyi fiyatla. Çocuğunuzun geleceği için en iyi adımı şimdi atın. Kodumuz mu? 66 Kids. Sayıyla 66 Kids. İyi öğrenmeler. Good learning. Sanki 3 saattir yukarıda boş boş oturmuyormuşuz gibi muhabbete girelim. Ne oldu? Biraz da burada boş konuşalım. Ne oldu? Ne oldu? Yukarıda anlattın ya, ne oldu? Ha, benimkisi... Ha, ne oldu? Bağlamaya bak. Nasıl oldu? Böyle mi sorulara geldi? Evet. Yani... Ve işte o gün onu çekmişiz, izletiyoruz. Ne evet. Oldu? Sen bir şey soruyorsun. Hayır, gerçekten merak ediyorum. Ne oldu? Anlattı ya yukarıdan. Biliyorum oğlum, sen de aynı şeyi söylüyor musun? Meksik açmazından ne oldu başlıyor. Biz buluştuğumuzda ben tam o olayın sıcaklığıyla anlattım az önce yukarıda. Sonra evet. Dediler ki aşağıda da anlatsana dediler. Evet. Şimdi olayı anlatıyorum, size de anlatıyorum. Buyurun efendim. Anlatıyorum. Çok büyük bir olay beklentiye soktuk insanları. Olay şudur ki sabah kayınvalidemi otobüs terminaline Ali Beyköy cep otogana götürdüm. Oradan Zonguldak'a gidecekti. Yazıhanedeki arkadaşımız da dedi ki çok trafik var dedi. Otobüs buraya hiç gelmeyecek. Direkt Dudullu'ya gidecek. Biz sizi başka bir otobüste Dudullu'ya göndereceğiz. Ankara otobüsüyle. Burada araya gireyim. Burada adamın isteği makul mü? O saatte oraya otobüs sokmamak. Çok trafik olduğunu ve direkt
Mesut konuyu. Bakalım makul mü? Makul mü efendim? Makul. Çünkü sadece bir makul. İnsan için. Girdi çıktı bir saat. Adam. Sadece bir kişi için. Makul, makul. Benim makul bulduğum yerde dans edin. Makul. Ne oluyor oğlum? Ne makul? Kardeşim. Aklınıza yatan yerlerde makul diye dans edin. Makulse altına yazın arkadaşlar. Yani bir bok olmadı da. Hayır güzel kardeşim soruyorum. Yani. Abi şimdi bir otobüs bir kişi için o trafiğin içerisine girmiyor. Kanka, çok normal bir şey. 10 kişi de olabilir. Zaten gideceği yer Dudullu ya. Oradan da alsa Dudullu. Çok trafik olduğu için herkes geç kalacağı için mantıklı geldi bana. Şehir dışından yani. Bizi izleyen izleyicilerimiz için de anlatmış olalım. İstanbul'da Esenler'den başlıyor. Ali Beyköy'den alıyor. Dudullu'ya gidiyor ve sonra Anadolu'ya gidiyor. Evet. Olay bu. Buradaydık. Buradan gelecekti. Buradan buraya gitti. Evet. Adam böyle dedi. Abi dedik bak yaşlı kadın dedik. Eş valizleri var bunların. Bir de en önde oturmak istiyor. Hep en öne alıyoruz özellikle. Bak sıkıntı olmasın. Abi ben buradan nasıl alıyorum dedi. Orada da bir arkadaş alacak dedi. Otobüse koyacak. Oradan gidecekler dedi. Burada durduralım. Makul mü? Makul. Şimdi bu teklif inandırıcı şekilde söyleniyorsa yine böyle küçük bir tedirgin edersen ama ediyor. Tamam dersin. Mecbur tamam canım. Adam yani ben diyor konuştum diyor hallettim diyor. Abi ben lütfen diyor çok güven veren de bir adam. Hani tamam diyor orada alacaklar diyor. Ne diyeceksin ki? Hayır buraya gelecek otobüs desem bu sefer trafikte geç gelecek. Herhalde gelmeyecek ki zaten. Sen söyleyince gelecek mi yani? Ha şikayet etsen bilmem ne sıkıntı yapsan. Çünkü oradan gelmek zorunda ya. Doğal olarak oradan bilet aldın ve bildirdiğin için oraya gelmek zorunda aslında. Aha. Ama böyle bir şey rica ediyorlar. Daha kolay olacağını söylüyorlar. Orada mesela otobüse 100 kişi. O 100 kişi de biz benim yüzümden geç kalacak. Sen güzel. Diyorsun ki tamam. Tamam denir. Halk için. Halk mı? Halk için tamam dedin sen. Halk için, millet için, ümmet yani için tamam dedin. Burada da gerçekten şunu düşünebiliriz. 100 kişi mi zahmet çeksin, fazlını kayınvalidesi mi zahmet çeksin? Fazlını kayınvalidesi. Aslında zahmete çekmeyecek. Yani sadece otobüse inecek, onun eşyalarını taşınacak yine dedi adam. Yine de bir zahmet ama. Yine de bir zahmet. Otobüse inip otobüse inecek, doğru. Ayrıcalık istiyoruz ya kendi sevdiklerimiz için. Aslında burada kalabalığı düşünmemiz lazım. Değil mi? Düşündük. Ne oldu tamam sonra? Dedik. Tamam. Yaklaşık bir saat sonra telefonumuz çaldı. Tamam. Telefon ucundaki ses haykırırcasına. Kayınvalidem aradı. Kayınvalidem aradı dedi ki olay şöyle olmuş abi. Otobüs gitmiş şeye Dudullu'ya. Normal onun bineceği Zonguldak otobüsü basmış gitmiş. Haberi biliyor. Zamanında mı gitmiş? Zamanında. Yetişememiş yani. Yani haliyle buraya uğramadığı için erkenden gitmiş. Ha. Zamanında gitmiş ama bu taraf geç kalmış. Biz bunu yukarıda sallamamışız. Hiç kimse kimseyi aramadı mı ya böyle bir şeyde? Güya adam aramıştı. Ya aradı o ona söylemedi, şoföre söylemedi. Yani bir iletişimsizlik var. Bu var ya küçük gibi gözüken başa gelebilecek en büyük can sıkıntılarından bir tanesi. Bir şey. Kendi başına gelse orada sinirini çıkarmak için tartışırsın bilmem ne yaparsın evet. Falan ama. Yani bir kayınvalide yani yaşlı bir kimseye emanet ettiğin için çok üzülüyorsun. Yani lan şunu yapın yani. Büyük de firma otobüs firması yani. En büyük firmalardan bir tanesi. Arabanla basıp gittin mi Dudullu'ya? Destek olmaya. Sonra. Arabanla hiç düşündün mü? Hayır. Beni aradın artık olaylar şey olmuştu kankam. Tabii çağırsaydın şey der mi? Anneciğim dur ben senin yanına geliyorum. Hemen. Aradı dedi ki benim dedi öbür otobüsüm 2,5 saat sonraymış dedi. Ne kadar ne yapman gerekir? Anlatayım. Yaptım aynı şey başıma geldi. Ne yaptın? Bana dediler ki Zonguldak bilet alır mısın pandemi döneminde? Ben de gittim aldım. Son güne kadar dediler ki oğlum dediler hani 65 yaşın üstüyüz. Bir şey çıkartmamız gerekiyor mu? Yok dedim o kalmadı ya falan dedim. Pandemi ne lan? Flashback mi yaptın? Bu başka hikaye şu an. Başka bir hikayeye geçtim şu an. Yaptım dedim. Aynen. Oğlum o söylesene hikayede. En azından şöyle görüntüyü bulandıralım. Bir şey yapalım. Hop benim saçım simsiyah. Ben 11 abi, yaşındayım. Tıraş olup geleyim ben diye sakalımı iyi kesiyor. Bıyığım var bıyığım. Sadece bıyığım. Bende araba basket topu. 11 yaşındayım ben. Böyle langs diye geçinir mi yani? Bir, önce bir haber ver. Kayınvalidem 18 yaşında. Ben nereye bırakıyorum onu ya? Kayınvalidemi liseye bırakıyorum. Ha dersen ne canım? Flashback'imizde farkında mısınız? Yıllar tutmuyor. Yani kayınvalide 18 ben 11'im. 7 yaş aramızda. Fazlı da var. Fazlı var. Fazlı var. Evlenmiş ve kayınvalidesi olmuş 18 yaşında. Ve ben at arabasıyla geliyorum. O kadar zaman geçti. Tamam. Pandemi dediler böyle böyle dediler. Oraya kadar hatırlıyorsunuz. Ben dedim yok ya kalmadı o dedim. Ama içimizde ufak bir tedirginlik vardı ama üşendiğim için hani araştırmak istemediğim için yok ya falan dedim. Gittik abi son dakikalar artık böyle şey otobüse bineceğiz. Adamı da alamayız. Niye dedik? Valilikten belge çıkartmanız lazım. 65 yaşında büyük olduğu için başka şehre gidemiyorlar. Ne kötü. Şu anda anlatınca tuhaf geliyor ama evet. Gerçekten öyle şeyler yaşadık. Öyleydi.
Almadılar otobüse. Yani kalamıyorlar da. Gitmeleri de lazım. Yere niye kadar... kalamıyorlar? Sizin eve başka müşteri mi geldi? Dönsenize eve dönüyor. Şöyle, kalamıyorlardı diyor. Ya şöyle. Orayı hep oradaki... geçiştiriyor. Mesela biz sormayalım. Abi 12'de diye. Çıkması gerekiyor diye. Neden sizde kalmıyorlar diye sormayalım diye. Check out. Tamam, check out. Ertesi güne bir gün daha yazması gerekiyor. Kanka şu yüzden. Birincisi iki sebebi var. Bir tanesi annem artık devraldığı için annem kalacak. Evimiz küçük olduğu için yani annem kalacak da. İkincisi de onların hep hastane randevuları var. Ha artık tamam yani. Bak şimdi. Vezifeleri gerekiyor. Gayet güzel. Ben ikna oldum. Makul mü? Makul. O zaman makul dansı. Makul dansımız. Abi adam dedi ki o zaman dedi şöyle yapalım dedi. Siz dedi telefonla çıkarmaya çalışın dedi. Biz o arada hanımefendi alalım Dudullu'ya götürelim. Dudullu'ya bakıyorum. Herkes oraya götürdük. Kayınvalidem Dudullu'ya götürüyor sürekli. Kayınvalidem Dudullu'ya götürelim. Sen o arada kayınvalidem ve kayınpederim vardı o zaman. Sen dedi çıkartmaya çalış. Ben telefonla uğraşıyorum. Onlar gidiyor. Yani ben onlar gidene kadar bir saatlik sürede çıkartmaya çalışıyorum. Ne çıkartmaya çalışıyorsun? Onay. Belge. Onay. Ha, 65 yaş üstü seyahat edebilir belgesi. O gün de pazar olduğu için hiçbir yere ulaşamam. Ama arıyorum. Valiyi arıyorum. Oraya arıyorum. Her yere arıyorum yani. Bayağı liseden arkadaşım var. Onunla sohbet ettim. Dinlerken bir alakalı. Valiliği de arıyor. Açmıyor. Kimse yok ya. Arıyorum dedi. Valilik bir müzik çaldı. Onu dinliyorum. Kanka kimseye ulaşamadık. Yapamadım. Edemedim. Onlar dedi ki yazık. Onlar dedi bizi indirler oğlum dedi burada. Dudullu'da kallar. İndiler. Ben dedim bu işi çözerim. Benim de araçla şehir dışına çıkmam yasak. Tamam. Ben bu işi çözerim dedim. Bu oyunu bozarım dedim. Bir uyudum abi. Uyandım her şey çözülmüş. Ben de hep böyle yaparım. Çok büyük sıkıntı. Gerçekten mi? Gerçekten. Hayır. Atladım arabaya gittim. Ben şimdi o işi biraz farklı çözdüm ama şimdi bu da anlatılmamış. Ben niye bu konuya girdim bilmiyorum. Sonra aldım arabayı diyeyim. Arabayla Zonguldak'a ben kendim götürdüm. Ya, tamam. Sen dedin ya sen hiç bunu yaptın mı yapar mısın dedin ya. Yaptım. Ha, flashback'ten geri döndük şu an. Yani yaptım. İzleyicilerimiz için. Ya, arabayla Dudullu'dan aldım götürdüm. Bir daha geri döndüm. 5 saat yolculuk. Tek başına döndüm. Tek baş. Hanım gelmedi mi? Büyük baş. Hanım gelmedi mi? Bir tane büyük baş, bir tane küçük baş. Hanım gelmedi mi? Hayır. Yoktan hanım ne gelecek? Ben niye gelsin oğlum? Olur mu? Kayın mı? Bak şimdi çocuk var. Ne güzel bir yolculuk fırsatı bunun. Değerlendirin. Kaç yıllık evli insanlarsınız. Kayınvalide, kayınpeder arkada, hanım yanında. Tin. Ya bırak. Sonra tek başına ikiniz yalnız bir yolculuk dönüştü. Yol kanka. Filmi romantikliği bırakmıyor. Neden? Dudullu'ya gitmişler. Beni bekliyorlar. Ortalık karışmış bilmem ne. Dilancığım hadi çocuğu da hazırladık. Öyle bir durum yok yani. Bizim hemen bir önce gitmemiz lazım. İşte ya. Krizi fırsata çevirebiliyorsunuz. O olay bitti. Tamam. O flashback'ten döndük. Şimdi ilk yere döndüğümüzde. Kadın yine Dudullu'da yani. Kadın yine Dudullu'da. Evet. Kimse. Sonra demişler ki o otobüs gitti. Bir tane otobüsle seni başka bir otobüs firmasıyla Gebze'ye götürelim. Neden? Parça parça götürüyorlar. Bilmiyorum. Orada yetişirsin herhalde diye. Almışlar bir daha valizlerini kadını ona bindirmişler. Bu sefer bilmem ne firması Gebze'ye göndermişler. Tamam. Gebze'ye gittiğinde de bir sonraki otobüse bindirmişler. Ve farklı bir koltuğa. Kaç saat beklemiş orada Gebze'de? Yani 3 otobüs değiştiriyorsun. Aha. Bu zaten bir zor bir tabii. Şey. Bir de üzerine de bir sonraki otobüs 1-1,5 saatte oradan eklendi. Valizler dolu. 65 yaşında büyük bir kadın. Büyük ve bir firma... tazminat vesilesi bu. Ne normalde. Oldu biliyor musun Türkiye'de tazminatı? Ben tabii o arada eşim aramış, şikayet etmiş, bilmem ne yapmış falan. Çok haklısınız. Size bir dahaki biletinizde bizim firmamızdan %30 indirim. %30 indirimle işi çözmeye çalışıyorlar yani. Yazık. Yazık dansımıza geçelim. Yazık dansımız mı bu? Bir yandan. Sizce hanımefendinin, Fazlı'nın kayınvalidesinin bu çektiği eziyetin maddi karşılığı ne kadar? Yorum isteyelim izleyicilerimizden. Buyurun efendim. Kaç para tazminata bu olay herkesi mutlu eder? Sen bu hikayede ne kadar bir tazminat vermesi gerektiğini düşünüyorsun? Zaman kaybı var, zahmet kaybı var. Anneye verilecek para. Anneye verilecek tabii. Tabii. Anneye verilecek. Bence... Ben kendi... Dudullu'da bir ev. Belli ki bunu götürecek ama kadın. Var orada kendi Dudullu'da yorulmuş. Ev Gebze'de yazdık diye. Beyler hakikaten 50 bin lira nasıl? 5 bin. 5 bin mi? 5000 az bence de. Az tabii abi. Şimdi kur da çok belli olmuyor ya. Kur üzerinden konuşalım. Şu an biz bu programı çekerken 5000 lira dediğimiz $160. Evet. Ben sınırsız otobüs bileti isterdim. Sınırsız. Ömrüm boyunca beni o firma götürecek. Seni mi? Her ya oğlum öyle her bir seni hata değil mi? Damadı. Sen ne olursun? Zahmet verdiğimiz hanımefendinin damadına ne kadar anlamsız bir. Bir tatile göndersene kayınvalideyi kayınpederle beraber. Bak bu da nasıl? Güzelmiş. Denizli'ye mesela. Ha.
Pamukkale'yi izlemeye falan. Anneciğim seni Gebze'ye yolluyoruz tatile. Beyaz eşya nasıl? Buzdolabı aldık size. Ya o saçma olur kanka. Oturuşturmasın senin evin düzmesi. Ev düzmüyor da. Bizim yazıhanedeki dolabı gönderiyoruz. İçindekiler dahil diye. Konuyu kapatın diye. Onlu topkek. Otobüsten direkt geliyorlar. Buyurun. Senin hiç aklından geçti mi? Bir daha götüreyim şeye diye. Zonguldak'a diye. Kankam aradı. Yok geçmedim. Aradığında zaten şeydi yani. Öteki otobüse binmişti zaten. Hmm. Ama kardeşim zaten daha önce yapmış yani. Ey ya. Tavuk ne yapalım. Gel git gel. Sakin ol. Seni övüyorduk oğlum burada. Yani ben bunu çok sık yaptım. Bir de bunun dönüşü boş dönüyorsun yani. Oradan yolcu da alamıyorsun. Ne yakıyor benzin? 1,5 depoya gidip gelirim kesin. 1,5 depoya dedi ki firma. 3,000 lira. 3,000 lira biz sizin benzininizi verelim. İyi de adamın emeği yok mu oğlum? Bir dakika 1,000 lira da size verelim. Siz kayıvalidinizi kendiniz bırakın. Nasıl? Tamam 5,000 işte. Ha, 5,000 yolda yemek değersiniz. 3,000 liralık benzin koyuyorlar 2,000 lira da sana veriyorlar. Bırakır mısın kayıvalide? Adamlar bir de ulaşım firması amına koyayım. Tamam. Ona niye bırakmıyor? Hayır işte. Böyle bir teklif geldi. Bir de sen de muavin veriyorsun sana. Arabada duracak sende. Arabanın üstüne de bizim logoyu yapıştıracağız. Ben bana işe başlamışım. Size de bir tane tişört verdik. Bembeyaz tretini bunu da giyindi. Bunu kocaman yazıyor. Böyle bir durumda Nurgül senden ne beklerdi? Annesini bırakmanı bekler miydi? Giriş geliş toparlayabilir miyim bilmiyorum. Genç yaşlarımda bir kız arkadaşım var, köpeği var. Bodrum'dayız abi, kızın köpeği var. Hep beraber arabaya binip, ya otobüse binemiyoruz, köpeği arabaya almıyorlar abi. Araba kiralamamız gerekiyor. Fakat o dönem Bodrum'dan arabayı alıp İzmir'e getirip arabayı bırakamıyordun abi. Yani şimdi artık başka bir şehirde arabayı bırakabiliyorsun ya. Şöyle bir şey yapmak zorunda kalmıştım. Sabah çıktık abi, kızla beraber, köpek ve kızla beraber İzmir'e geldik. Kızı ve köpeği evine bıraktım. Arabayı götürdüm. Bodrum'a geri bıraktım. Sonra oradan otobüse bindim geri döndüm. Aynı gün içerisinde. Vay. 3 defa gittim geldim Bodrum İzmir arası. Sadece köpeği bırakır mıydın onun için? Ve ayrılırdım ya o anda küçük kızdan. Sadece köpeği bırak diyor. Köpeğin Fiki'yi Bodrum'a götürür müsün diyor. İzmir'desiniz. Götürür müsün? Aşk için bir insanın köpeği bırakılır mı? Tabii ki bırakılır. Abi. Güzel. Var. Onun evladı, onun canı tamam da başkasının... Bu da benim, ben de ananın canıyım. Ha, sen, bizi de bir ana ya doğurdu kardeşim, ya. Ya kardeşim, hayatta her şeye böyle bakıyor. Kardeşim, bir, hayır. Ben de benim çocuğum. Anne evet. Çok üzülürdü. Oğlum da kendini niye yıpratıyorsun ha, yani? Senin canının kıymeti oğlum, yok. Oğlum o yaşlarda bunu yıpranma gibi görmüyorsun ki yani. Şu an bu kafayla belki ya, ne diyorsun abi falan olabilir senin de yani. Canın... Kız anan gibi değildir kankam. Kız annen gibi düşünmüyorsun. Şefkatli bakmaz sana kız. Tamam. Kız arkadaşın. Ama annen öyle mi? Anne der ki yavrum ne gerek var? Kız der ki götür ne olacak ki der. Tabii. Oo orası bir. Pardon sert oldu. Kız mesela şunu düşünüyor. Ama annen olsa kalbi düşer orada yavrum 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 diyor. Yine geliyor. Allah Allah. Yine geliyor. Öyle değil mi kanka? Ciddi söylüyorum öyle değil mi? Beyler hayvanın hangi hayvan olduğu önemli mi? Sen mi soruyorum? E tabi canım önemli. Yani. İlayda'nın. İlayda'nın. Lan bulamıyorum. İnşallah tahmin ettiğim bir yerde değildir. Otobüse biniyorum. Normal otobüse biniyorum. Yasak değil ki. Ağzından çıkar. Sizin kaç kişinin? Deri değiştiriyoruz. İndiğimizde bambaşka bir adam. İlayda'nın hamsterını bırakır mısın? Çok aşıksın. Anasın. İlayda dedi ki bu benim evladım. Mesela köpek, kedi. Hamster'ı niye otobüse almıyorlar kardeşim? Hayır. Cebimize koyar geliriz otobüse. Hayır. Olur mu ya? Ben yan yolcuyum. Hamster'ınızı siktir. Değil mi? Bu hamster'ı yatın derim. Hamster'lı mı? Hamster çıkarmıyor. Hayır. O da çıkı çıkı burada roka yiyecek. Ben biliyorum onu yani. Asam bozuk benim. Sadece aşk için. Sen hamster'dan niye nasıl diyorsun? Dünyanın en tatlı hayvanı. Hayır, olur mu abi? Güzel kardeşim. Fareye benzemiyor mu bunlar? Benim de fobim var. Fare fobim var diyelim ki. Sen yanımda oturuyorsun. Burada gördüm ben onu. Çığlık attım bastım gittim. Yan koltuğu boş alırsın ya. Onu sokarsın yani. Ha, ona da kemer bağlıyorsun. Tamam. Fındık koyuyorlar. Bir aşk için İlayda'nın hamster'ını bırakır mısınız? 4 saat yola. Ya. Ha. İmkansız mı? Yani şöyle hamsterlar da birbirine çok benziyor be kankim. Yani bu hamster burada kaybedip orada ben bunu getirdim diye bir gün götür. Yani aynı hamsterlar. Olur mu lan anlar ya deli misin? Onun hali tavrı birbirine alışıklıkları. Arar seni yani. Evet. Başka hamster mi getirdin? O rospu çocuk. Çok sinirli. Ne evet. Kadar yüzeysel bir bakış açısı. Ya duygusal bağ kurmuşlar bir hamsterla. Öbür hamsterla hemen anlaşılır. Bulamamışsın. Beyaz hamster var. Siyah hamster. Onun olmadı yani. Abi güneş cam kenarına oturup piçin. Kapkar oldu. Yandı mı yandı. Tavşanını da bırakmazsın yani. Bırakır. Ben hepsini bırakırım. Öyle mi? Tabii oğlum. Sen aşk insanı mısın? 10 saatlik yola.
Arabayla. Ha. Gideceksin geleceksin. Ha, kaç saatlik yola hangi hayvanı bırakırsın? Evet. Güzel güzel bulduk. Konuya bakalım. Yok bence güzel ya, hiç soru yok. Vallahi çok güzel. Aşk için ne kadar yapabilirsin? Ne yapabilirsin sorusu aslında. Anladın mı? Nereye kadar kendine ödebilirsin? Ama bunu evladı gibi sevdi bir hayvan. Tabii tabii. Bunu yaparım dedi. Ben yapmam dedim. Sen de yapmam dedin. Ben yaparım oğlum. Her şeyi yaparım. Sen de yaparsın. Tabii tabii. Ona da sahip olamazsın ki oğlum sen ya. Sen vay mısın? 50 kere kaybedersin kanka. Ha. Arabanın egzozundan çıkarlar. Öyle bir şey yapsın. Dedin git ha. Aa bak niyetin iyi. Tamam hayatım. Hayvana bir şey oldu. Ha tamam hayatım bırakırım dedin. Ondan sonra durdum bir yerde bir kahve alalım dedim. Hamster. Kaçtı hamster. Kaçtı gitti. Böyle bir çalılıklar olur ya bazen. Uçsuz bucaksız çalılık olabilir misin? Bir böyle hamster'ın yuvarlak küçük götünü gördün mü? Gitti sonsuzluğa gitti. Hayatta bulamazsın. Ne yapacaksın? Niyetin iyi. O hamster'ın aynısını bulacaksın. Heh. Annesine sanki hamster'mış gibi vereceksin. Sonra bir şey olursa böyle şişeceğim böyle. Ne diyeceğim. Ne? Ne? Kardeşim senin düşündüğün o çok gizli plan bu mu? Evet. Evet. Aynı hepsini alalım. Şişmek. Şişmek. Koyun gibi duruyor. Ha? Bir buçuk saat duruyor. Benim hepsini nerede annemi bilin. Konu değişince normalleşiyor. Şişe yukarıya gidiyor. Şişe balon oldu. Sonuçta bu sadece bir hamster ve bir hayvan diye ben tartışırken yüzüne söylerim yani. Hamster'ı kıskandığıma dair bir takım açıklama. Ama o hamster'ı... Anladın mı? Zaten hep onunla ilgili. Bana o önem vermedin, o hamster'a önem verdiğin kadar. Ben senin için fikir bile değilim diye. Evet. Ha. Bravo. Ben kaybolsam bu kadar ağlamasın. Gibi böyle kavga etmek zorundasın. Başka türlü çıkamazsın. Kızın ama şöyle fotoğrafları var kanka. Mezuniyet töreninde kafasının içinde şapkasını kaldırıyor, içinden çıkıyor. Evet. Yemek yiyor, o da onunla birlikte yiyor. Tabii 6 yaş doğum gününde pastanı yiyor. Böyle Roka bir taraftan başlamış, Roka'nın bir taraftan başlamış. Bu doğarken onu ilk çeken ebesinin yanında elleriyle çekiyor. Bu 56 yaşında mı diyor? Yani bayağı yaşlı. Kordonunu o çıkarmış. İşte. Kordonunu kemirerek ayırıyor. Ne diye. Senin doğumun. Film izliyorlar battaniyenin altında. Ya onunla sevgili olsun o zaman. Buraya bir şey alalım ki. Ben zaten yokmuşum bu hikaye. Böyle üzüntüden dondurma yiyorlar. Fikrin az böyle benim ya. İkisi de ağlıyorlar. Böyle tatil ediyorlar. Çok hızlı ağlıyor Fikir. Hızlı ağlıyor. Çok hızlı. Fikir her şeyi çok hızlı. Böyle bir fikir kaybediyorsun. Tamam mı? Askere gidiyor Fikir. Asker fotoğrafı var falan böyle. Tüfek var. Elle tüfek vermişler. Yani hayatta çok adapte olmuş bir fikir yani, anladın mı? Evet, seçme evet. Seçilme hakkı olan fikir. Ağzıyla atarken böyle ucunu yiyor ama. Yiyor şey, İnşallah Mickey Mouse gelecek. Tweet atmış demokratik hakkımızı kullandık diye. Gidiyorsan. Böyle bir fikir kaybetsen arkadaş iki tutarsın ama. Gerçekten şimdi bu kelime biz de yapmayın. Değil mi abi? Bu açıklayamazsın yani. Canı ciğeri. Evet, öyle bir kız kaç tane sevgili değiştirmiş. Sen son sevgilisin. Fiki hep bu ilişkilerin içerisinde var yani. İlişkinin içindeymiş. Senin kavgalarında da mesela Fiki istemiyorum diye daha önceden kavga etmişsin falan. Hep Fiki'nin tarafında durmuş yani. Bilmiyorum. Fiki o, ben yokken falan onu diyor ki. Fani mi? Fiki beni de arkadan dolduruyor. Ya, Fiki, kardeşim, Fiki konuşamıyor. Konuşsun ya. Gerçi askere gitti inandık da konuşmuyor ya. Yani az önce tuttuğuna inandık. Bari topluyordu. Deminden beri neler söyledik Fiki şu an. Kalk Fiki'ye bakalım. Fiki mektup yazmış. Rahat uyu anam. Nöbetteyim diye. Ucunda yemiş böyle. Dayanamaz. Ya şu filmi konuşalım abi. Adam gibi aslanlar gibi. Biraz sanat ya. İzlemeyen de kendini arasına atar. Tamam peki hadi. İzlemedim ama Allah Allah. Beyler. İzledim. Zeki Demirkubuz'la karşılaştık. Bir kere mesela hakim misiniz külliyatına? Ben hiç hakim değilim. Evet. Hiç. Ben gerçekten Türk filmleri külliyatına hakim değilim abi. Vallahi. Ama şimdi Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan kanka bunları bir izlemek lazım. Haklısın doğru söylüyorsun. İki değer bu da yani. Bu da benim eksikliğim olsun. Emin Alper. Hareketlere bak. Fırat Aydınus. Ali Cellakon. Garip garip isimler söylüyorlar. Nerede Komal? Şimbilli Murat. Ben daha çok Fransız sinemasında Jean-Paul Gaultier gibi. Hepiniz bomboş bakıyorsunuz. Parfüm markası söyledim. Ya, neden boş boş baktık? Bir, parfüme hakim değiliz. Vizyonumuz yok. İki, öyle bir yönetme olsa bilirdim diye baktım. Ben de dedim. Anladın? Allah Allah dedim. Tabii. Bu adam parfümcü değil miydi? Parfümcü değil miydi? Çok yeni izledin sen. Kuru Otlar Üstüne. Evet. Sinemada da izlemiştim. Netflix'e geldiğinde de izledim.
Atma kanka, sinemada izlemedim. Sinemada ben izledim. Sen hiç izlemedin, sen de Netflix'te izledin. 3,5 saat, vallahi vakit bulamadım. Tamam, 3 saat 17 dakika. O da yanlış. Hayır, sinemada da izledim demesine gerek var mı? Yani neyin havası bu? Ben mesela izlemedim. Ben bir şey diyor muyum abi? Evet. Ben izlemedim, izlemedim abi. Hayır yani gidilmesi gerekiyor. Ben hakikaten Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, bu adamların filmleri değer bizim için. Yapıldığı zaman sinemada gidip destek olmamız gerekiyor. Doğru. Diye düşünüyorum. Çevreme bunu salık veriyorum. O yüzden de böyle bir yalan söyleme ihtiyacı hissettim. Kankam gidemedim ama gerçekten çok istedim. Hiç vakit tutmadım. Evet evet. Kesin giderdim. Tabii. Hepsine, bugüne kadar hepsine gittim kankam. Sinemada gittin. Hepsine. Ahlat Ağacı'nın sinemada mı gittin kardeşim? Evet. Bir Zaman Anadolu'ya sinemada gittim. Ona kesin gittim. Ona sinemada kesin gittim. Fazlı'nın Nuri Bilge Ceylan filmlerini bizzat sinemada izlediğine inananlar aşağı yazsın. İnanmayanlar da aşağı yazsın. Çok çok güzel. Sen inandın mı? İnanmayanlar. Son film var hepsine gittim. IPTV yazsın. Vallahi herkes gitmeli abi. Böyle değerler çok zor yetişiyor ya. Ciddi söylüyorum. Tabii ki. Ve kafayı sinemayla bozmuş bu kadar iyi standartta iki tane yönetmenimiz olduğu için de çok şanslıyız. Bana diyorlar ki açılış sahnesinde mesela Kurotlar Üstü'nde de adam işte minibüse iniyor. Bir o köye kadar yolda yürüyor. Evet. Bunu amına koyayım oradan başlasın buraya direkt gitsin yapsanız. Bunu hangi kahvede diyorlar lan? Bunu amına koy burada. Hayır, sanat filmi ya işte niye uzatıyor yol diyor. Arkadaş ben o resmi izlemek istiyorum tamam mı? Fazla bu. Ben lütfen sen buraya müdahale edeceğim. Sen bu aynı sahneyi yukarıda bize böyle mi anlattın bize? Ne dedi? Kısa kessene amına koyayım. Yukarıda bizim dedi ki biz minibüsten köye kadar gitmedi izlemek zorunda biz ama. Diyorlar ki dediği adam kendisi oğlum herifin ya. Burada tabii bak sınır açmasın ama 3 saat 17 dakika şöyle şurada konuşuldu yani. Kurguyu Fazlı Polat yapsa 55 dakika çiçek gibi toparlayacağını da iddia ettin değil mi? Ne kuru ot var ne bir şey var. Filmde hiçbir şey yok. Ya bu kız seküyor de ben attım bu kıza. Bilememiş kız lan. Hızlı hızlı geçiyor. Hızlı hızlı. Ne olay öyküsü var ne bir şey var. Sonunda da kandaki ödül töreni veriyorum. Hareket olsun isterim sonunda. Sonu çok son. Bu bir tartışma konusu gerçekten. Bir sanat filmi ya. Hayat kadar gerçek olmamalıdır bir sanat filmi. Evet. Mesela dikkat et sanat filmlerinde mutfakta cam kenarında sigara içen biri olur. Dikkat ettiniz mi bu işi? Evet. Bir de mesela ağzını şapırtılısıyla yemek yiyen adam. Hah yani. Olur. Tava işte, olur. Mesela adam... yumurtayı tavaya attın ya. Onun böyle bir görürüz yani tek tek göz göz. Onun o pişişini görürüz. Bunu görmek ister misiniz yoksa o yumurta artık sofraya gelsin mi? Bak filme hizmet etmeyen sahne filmin içerisinde olmamalı abi. O resim önemli kankam. Tamam. O pişme bana bir metaforik bir şey anlatıyorsa pişmeyi ben izlemek isterim. Sanki o bir çırpınış toplumların artık isyana gelmesiyle... Anladın mı? Yumurtanın ya patlaması... Ya da insanın pişiyoruz çok sıcak gibi böyle bir duygusu falan. Böyle işte... Bele diyor. Mesela yönetim baskısıyla işte haşlanmış en sonunda toplum patlıyor. Bunu anlatıyorsa bana böyle mi anlatıyorsun derim önce. Ama gerçekten bunu anlatıyorsun Nuri abi bir şey soracağım. Bu yumurtayı yediniz mi yoksa siz bir şey mi anlatmak için? Abi halk, yumurta halk mıydı? Tava neydi tava? Cumhuriyet Halk Partisi miydi abi direkt? He altı gözlü acı. Altı gözlü ocak yapar. Ya bu kadar da metafor beklememeliyiz her filmden. Yani. Her şey kanka, bir anlamı çıkmaz. Kanka o az öncesi üstüne şaka yaptınız ama gerçekten de ben o adamın o karda yürümesi ve o köyü, o hissiyatı filmin içine giriyordu biliyor musun? Ben bak Kuru Otlar Üstüne Allah yukarıda. Ben sinemada izleyemedim. Özür dilerim. Öyle dediğim için. İzleyemedim. Sonra da IP'ye geldi. Kardeşim. Allah. Bizden bahsediyorsun. Kardeşim. İşlerin filmi. Sana, hangi sana şart... filmi konuşuyoruz. Allah yukarıda. Kardeşim. Filmi senin nasıl izledin? Kimsenin sikir değil. Filmden bahsedelim. Tam filme geldim. IP'ye geldi. Telefonla turnede izlemedim. Ya bunlardan bize ne güzel kardeşim. Bu nereye giriyorum ama? Gel. Evde izlerim dedim. Neden? Evde büyük ekranda izlerim dedim. Ben o resmi görmek istiyorum. Telefonu da harcamak istemedim o resmi. Evet. Telefonla olsam şey derdim. Hadi daha yürü derdim. Ama evde ekranda... Açan yürüsene daha çittim bunu uşağı. Sen nerelisin oğlum? Ya şimdi arkadaş... Telefonu izliyor da adını ilerletiyor. Amına koyayım. Köyüne varamadım. Allah falan versin. Dedi ki ben gecenin yarısı bir yerden kendi evine gidecekti ya. Ben gidiyorum dedi. Dedim ah siz bu yürü amına koyayım ileri. Baktım gitti amına koyayım. Ardına gitti. Bu arada tabii filmi daha güzel anlatabiliriz ama spoiler vermemek adına böyle üstten üstten konuşuyoruz. Yoksa detayına girersek
Ben filmin sana sinematografi sinopsis yani. Her şeyini dökerim ben sana yani. Trademan. Okuması. Catering. Filmin okumasını falan yaparız da şimdi izlemeyenler. Okuması da gerek yok. İzlemeyenler vardır illaki. Tabii, orada tabii. Bir hikaye var anlatan. Biz bu açmasımızı direkt Nuri Bilge Ceylan'ın kendisinden alıyoruz. Yani Kulaplar Üstüne geldi. Filmin evet. De depodaydı. Aklımıza geldi. Nuri Bilge Ceylan sen Zeki'den biz de senden. Ortaya koymasaydın. Çaldık. Çok da yüz vermediğin bir kız bir akşam bana yüz vermeye başladı. Senin için daha değerli olur mu? Ev arkadaşıyız. O gece mesela belli eder misin bozulduğunu? Bozulmam ki. Senin elinden almaya çalışırım. Ha. Hiç var olan bir flörtünü kaptırdın mı bu hayatta? Cidden soruyorum ikinize. Ben kaptırdım. Öyle mi? Of hem de ne üzüldüm ne üzüldüm. Nasıl? İzmir'deyiz. Çok gencim falan o zaman. Kız abi iyi bir üniversiteden mezun. İstanbul'da bir şehirde çalışmaya başladı. Ben de İzmir'de oturuyorum o zaman. Uzak ilişki. Ondan sonra ama yani devam eden bir ilişki. O ilişkinin ortasında abi İstanbul'a geliyorum ben dedim. Otelde bir yer ayarladım. Güzel de bir otel falan filan. Otel odasında bekliyorum gelecek diye. O dedi ki ben işten geç çıkıyorum biraz falan filan. Geleyim alayım seni. Yok yok ben gelirim falan dedi. Ondan sonra bekledim abi. Bir de otelde gittiğim için yani iyi de bir müşteri gibi gitmiştim oraya. Hani çilek bilmem ne bilmem ne falan getirmişler. Kız akşam gelmedi. Gelmeyince ben dedim ki bunlar dedim çileği bir daha getirmezler. Çileği kaldırdım. Dolu. Minibardaki her şeyi boşalttım. Çileği koydum ki yani yarın gelirse çileği yiyelim diye. Ondan sonra o gün de bekledim. Adamlar demişler ki otelciler salak koyma bu çileği buraya. Yeni çilek getirip eskisini almışlar. İkinci gece yine gelmeyince kız. Aslında... Ben gene çileği kaldırdım. Sen peki iletişim kurmuyor musun bu süreçte? Kuruyorum işte geleceğim şöyle oldu mu? Böyle oldu annem geldi bilmem ne oldu birazdan geleceğim falan filan oluyor. Gecenin bir yarısında telefonum çaldı ikinci gece. Bir tane kız arkadaşım var. Dedi ki İbo'cum ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim. Bir otursana sana bir şey söyleyeceğim dedi. Hassiktir oturdum. Dedi ki şu an... Oturmasaydın ayakta sana bilmiyorsun. Nereden bilecek ki? Kandırdın onu. Ya tamam. Fazlacığım ben orada kızı kandırmaya çalışıyorum. Oturmadım ki. Oturdum ayakta duruyor. Aynada kendine bakıyor. Küçük salak sen nereden anlayacak ki? Ya bu insanlar mal mı? O yatıyorum şu anda yatıyorum. Kendince böyle heyecanlı. Kafa yemiş çilekten. Bir bardayım. Ve dedi senin sevgilin şu an bir başkasıyla dedi. Yanak yana dudak dudağa dedi. Şu an eğleniyorlar dedi. Bana geleceğim dediği gece. Yani ikinci gece gelmediği gece. Ondan sonra ne yaptın? Bana bir sevgi bir sevgili borcum var İstanbul diye şiir yazdım. Hiç kıza hesap sorma, mesaj atma sıfır. Aldın mı? Borcun verdi mi? İstanbul. Evlendim işte. Mis gibi. Doğru. Sevgili neydi? Pardon. Vay be değişik hikayeymiş. Mesela karısını aldıysa. Ya İstanbul'un bana borcu verdi dün verdi. Yatakta yakalanıyor. Dün verdi ya. Bu şeyde çok normal. Olur biliyor musun? Üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Sevgilin var diyelim. Sen kız kazandı, sen kazanamadın. Orada dünyalarınız bir değişiyor var ya. Tabii, onun tabii. Ortamları, bambaşka insanlarla tanışıyor, modern bir hayat görüyor. Sen küçük şehirde mesela hala devam ettirmeye çalıştığın bir ilişki var ama gözünde çok düşüyorsun kızın. İnsan böyle unutmak istediği bir geçmiş varsa ona dair her şeyden de kopmak istiyor yani. Evet. O onu hatırlatıyor çünkü. Katılıyorum. Bu bana liseli halimi hatırlatıyor. Bu belki de başarısızlıklarımı, mutsuzluklarımı hatırlatıyor. Ama burada yeni insanlar var. Çok kadını anlıyorum ama o gün yapması çok acı olmuş ya. O an üzülüyorsun falan da yani sonuç itibariyle abi. Sonuçta şiir yazdık artık tabii. Ha işte edebiyat buradan yani çıkıyor beyler yani. Biliyorsunuz. Şiir duruyor mu sözleri? Yani ya bir yerinde falan. Yok. Hadi birer cümleyle, ikişer cümleyle anlatanın bu hissiyatını anlatmaya çalışalım biz. O kendisi şiir almış ya. Oğlum şiir kolay mı? At, şiir kolay ya ne olacak ya? Burası bir termal otel gibi gözüküyor. Zaten termal otelmiş. Termal otel gibi gözüküyor. Onun için her yer sıcak su. Biz çok rahatsız burada. Ayrıca kahvaltı 7 ile 10 arasındaymış. Ve Wi-Fi şifresini veriyorum. 1, 5. Evet şiirinizi tamam. Alalım. Sen bir mısra. Bir, yani mısra değil mi? Bir cümle. Cümle cümle gidelim belki. Hadi. Uyduralım. Tamam başlıyorum. Ama güzel güzel, ama güzel bir cümle. Edebi başla. Edebi okay, başla. Okay. Eksik kaldın sanıyorsun. Halbuki ben fazlalaştım bu gece. Neyse. Hamile bıraklar seni. Ya dur ama. 2 kilo çilek yedim amına koyayım. 4 kilo almışım kız. Ağda yapıyordum. Vallahi 4 kilo almışım ha. Sen anlattın ona mı yanayım? Güzel 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 cümle şaka yapıyorsun. Güzel güzel. Neydi? Eksik kaldım sanıyorsun. Halbuki ben fazlalaştım. Bunu görünce tabii biraz da fazlalaştım.
Onun için sana söyleyeceğim şu. Şiire bak. Şiire bak. Vızır takımı. Evet, güzel oldu. Şimdi güzel başla, şiir başla oldu. Ben başla şimdi. Arkamı dönüp ağlardım bazen. Anlamazdın sen. Çünkü arkamda başkalarıyla fingirdeşiyormuşsun. Ya hocam adam ne kadar güzel girdi ya. Benim için serbest. Arkamda başkaları fingirdeşiyor. Normal cümle bu ya. Bu. Serbest kanka. Mısra diyemeyiz yani. Fingir türkü gibi. Fingir. Cümleyi bir daha söyle. Arkamı dönüp ağlardım bazen, anlamazdın sen. Ne arkam kalmış önümde, ne önüm kalmış arkamda. Güzel. Çok hoşuma gitti. Tezatlık var. Gerçekten ben şu anda bir fular istiyorum sadece kendime. Bir tane fular. Sadece bazı bir ben anladım, ben de yanlış anladım. Onu çok tebrik ediyorum. Ben de bakıp şaşırıyorum. İşte birçok şairde böyle amına burnumu sevdiler diye. Oğlum bari bir uyak bir şey yap ya. Uyak olsun mu onu diyorum. Olsun. Bazen oluyor ya o aradakini olmuyor sonundaki uyak. Abi istersen ben. Abi bir şey diyeceğim, bende uyak yok. Uyak sende. Tamam lan, bulacağım uyak onu. Ne arkam kalmış önümde, ne önüm kalmış arkamda. Gör bak sen. He. Senin. 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 Abi senin ne ya? Ama uyak yapmamız gerekiyordu, kusura bakma. Ya Kemal Beyat yazıyor. Senin ne? Senin ne var mı? Senin ne? Panoya bakıyoruz. Senin ne yok. Ne önüm kalmış arkamda, ne arkam kalmış önümde. Sen ne? Aa, Bayburt'ta. Sana ne demek? Ha, sen ne? Sen. Evet. Sen ne? Bir Bayburt türküsü dinliyoruz. Yani, yok, yerel, güzel. Yerel, Bayburt'un güzel. Zihni tamam. Yani. Onun şiiri. Tamam. Cümleyi söyle. Patlasın. Tamam. Arkamı dönüp ağlardım bazen. Anlamazdın sen. Ne önüm kalmış arkamda, ne arkam kalmış önümde. Sen ne? Ya kardeşim ben bu kadar zorlama kafiyeci, bu amına kodum kafiyesini yapmayıver yani. Bir de sen ne? Ay ya sana ne diyor ya yani? Tamam. Hani burada yabancılaşıyorum karşılığında. Yabancılaştı da yani. Sen Fazlı Bey burada 6. duvarı yıkıyor yani, anladın mı? Öyle bir şey yani. Evet abi rica ederim, sen ne diyeceksin? Sen... Bana bomba verdin şimdi. Önemli olan buradan kalkmak kanka. Tamam kalkarım, gayet de kolay. Hayat çok uzun. Bugün benim bundan sonraki ilk günüm. Ben de. Ben de bana ne diyorum yani. Yeni şiirimi sen de ben de. O zaman her şeyin sonu. Ben gidiyorum. Anneanne. Ve ben en çok severim bananla. Bak şöyleydi galiba. Arkamı dönerip ağlardım bazen. Anlamazdın sen. Oysa sen her ağladığında bilirdim ben. Şimdi fark ediyorum ki her şey o kadar güzel değilmiş eskiden. Gibi bir şeydi. Benim. Onun yazdığı, o gün yazdığı şey. Yok yani öyle bir ara yazdığım bir şey. Vay anasını. Bunu fena. Şarkı yapabilirsin. Senle benle kadar patlatsın. Senle benle. Senle benle müzik siteleri 6 seti Avrupa müzik çok şaşkın. Bunlar yeni bir soluk getirdiler abi senle. Klip şarkımız Toprak Başağın ona. Beddualardan şarkılar yapmış sürekli. Albümde de böyleyiz sen. Ben. Ben de arkamı dönmüşüm böyle. He, sen ağlıyorsun ama. Ben şey diyorum. Sen ne? Sen de şey yapacaksın. Ben. Evet öyle. Telefonu ilk açtığım anda işte o an aklım firarda. Güzel. Güzel. İnanmadım. Hayır dedim. Hayır dedim. Hayır dedim. Üç hayırlı el. Evet abi. Hayır dedim. Hayır dedim. Çarda gibi tamam. Bir şey bitir. Hayır dedim. Hayır dedim. Tamam. Nardan, oradan. En dış kulvarda. Bravo. Çağırdım bir eskort, dayadım duvardan duvara. O duvarda, bu duvarda. Oradaki duvarda, buradaki duvarda. Çiğrada eskort. Numarası da var. 0964-2020-2020 dedi. Tamam gelin abi söyleyeceğim. Telefonu açtığım anda işte o an aklım sanki firarda. İnanmadım. Hayır dedim. Hayır dedim. Hayır dedim. En dış kulvarda. Senin kalbinde iz bırakamadım. Bıraktım izlerimi karlı sokaklarda. Uy.
Da. Bunu Karadeniz bölgesine yedirdik mi? Her bölgeyi kucaklarız. Hanımlar, beyler. Meksika açması biter. Instagram adresimiz. Polat Fazlı. Anlatan adam. Bendeniz Mesut alt çizgi Süre. Meksika açması sona eriyor bu haftalık. Beyler ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Çiki çiki bom çiki bom.